Merhaba efendim. Merhaba. Siz Kore gazisi misiniz? Evet, Kore gazisiyim. Kaç yılında gitmiştiniz? 1952'nin Haziran 12'sinde gitmiştim. İzmir Konak'tan gemiye bindik. Evet. 29-30 gün yolda gittik. Süveyş Kanalı'ndan geçten sonra Arapların bir kısmında, orayı hatırlayamayacağım, bir mal yaptı gemi. Ondan sonra gece gündüz yola devam ettik. Bir ikindinin üstüne Seul diye bir şehire indik. Orada bir müddet durduktan sonra trenle askeri birliğin olduğu cephe halkına götürdüler. Cephede yine askerler karşıladı. Herkes çadırını malzemesini aldı. Yani böylece bize oraya Kore'ye asker olarak gittik. İki ay durduktan sonra bizi o memleketin yırtıcı ve sürüngen hayvanlarını tanıtmak için dağı, taşı, bayırı gösterdiler. Evet. Yani ne gibi yırtıcı hayvan vardır, ne gibi sürüngen vardır, bunları gösterdiler. Böyle bir şey görürseniz korkmayın ve kendinizi koruyun diye. Sonra cepheyi aldıktan sonra benim sınıfım istikamdı. Evet. Ben cephe hakkım yoktu. Fakat Türk Tugayı'nın gereken yolunu, köprüsünü, su yollarındaki menfezleri yapmak bizim görevimizdi. Evet. Biz bunlarla uğraşıyorduk. Ha, harbe girmek için harbe girmezdik. Top mermisinin altına mayın döşerdik, mayın toplayabilirdik. Evet. Bunları yaptık. Savaş esnasında ne yemekler yerdiniz? Şimdi savaşta yemek olayı kumanya olarak gelirdi. Kumanya öyle. Her gün mü gelir, iki günde bir mi? Her gün gelir kumanyamız, her gün gelirdi. Ha, geri çekildikten sonra, aynı bildiğin mutfak kaynardı, mutfak yapardık. Evet. Kendi aşçımız, kendi eratımız mutfakta kaynatardı. Herkes sırayla yemeğini alır, yiyebilirdi. Yemekhaneler vardı, aynı şimdiki bir masalar kurulup orada yemeğimizi yerdik. Yemekle tabak yakamalar içinde iki tane, üç tane kaynar kazan sular vardır. Birinci kazana batırırsın laylonu, elindeki yemek yediğin kabı. İkinci kazana, üçüncü kazana da tertemiz olur. Hiç fırça falan kullanmazdık. Yani böylece orada bir yemek yaptık. Yani askerliğimiz bu. 26 veya 30 gün sürdü. 30 gün cepheye aldıktan sonra anlaşıldı. Sulh oldular. 6 mil geriye çekildik. Evet. Cepheden 6 mil geriye çekildik. Herkes karargahını kurdu. Selbest nöbetin, talimin orada da vardı. Bunları yaşadık. Ve 6 ay orada doldurduk. Orada bir anın geçti mi dersen, Husan'da bir nehire köprü kurmaya çalıştık. Köprüyü kurmaya başladık. İstikamadım dedim ya. Evet. Köprüyü kurduk. Bir panel daha koysaydık kareye ayak basmıştık. Yani askere yol vermiştik. Evet. Fakat o paneli vincin ağzına taktık. Yaptığımız köprü üstüne vinç geliyor. Onu vincin ağzına taktık, salladı aşağı. Hı hı. Pimini yerleşip pimini takacağım zaman emir geldi, geri çökün bakalım. O gece onu geri söktük. Ondan sonra 8 mil geri çekildik, istirahata geçtik. Evet. Bundan başka orada ne cephe gördük, ne harp gördük. Ha, sonunda biz orada istirahatta cephe hakkından sonra geri çekildik. Kore Devleti'ne ait olarak bir muhitte, yani diyelim ki bir bölgede mayın döşeli tarla varmış. Evet. Bunu bizim istikam bölüğüne verdiler. İstikam bölüğündeki selektörlerle, dedektörlerle o mayınları topladık, aldık. Ama bir selektörü çalıştırdığın zaman ben şahsen o zaman ne bileyim kaç liye oldum bilemem. 45 dakikada şey biliyordum. Ağırlığı. Arkamda çanta. Evet. Çelik yelek. Pantolonun arasından bacaklar açık, kollar açık. Selektörü çalıştırdıktan sonra 45 dakikada şey biliyordum. Terliyordu insan. Bu 45 dakikada ne kadar mayın buldun? Hepsi meydana çıkar. Ve mayın bulduğun yere arkadaş, dört arkadaşın ben ararım.
İkinci arkadaş mayanın başına bir beyaz şapka koyar. Yani belli olması için. Üçüncü arkadaş da şerit çeker. Yani bu buradan, 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 buradan yani sınır. Bu aradan evet. geçecek asker diye ona yol vermeyecek, yol gösterir. Böyleyse çalıştık ve beni değiştirdiler. Beni değiştirirsen orada başka bir arkadaş aldı. Balıkesir'e Ali Turan isminde bir arkadaş. Bu geldi aynı benim çalıştığım yerde. Tabi arkadan mayını topladı, evet. toplandı, belli oldu. Onlara basmadan telleri kopardı, filmler takıldı. Geldi aynı yerde değiştik selektörü. O arkadaşa verdi. Ben geri çekildim. Bizim üçüncü, üç kişi, hep üçümüz de geri çekildik. O üç arkadaş teslim aldı. Evet. O arkadaş gitti bir müddet, gittiği yerde buradan 50 metre falan tahmini vardır. 50 metrede hiçbir tane mayına rastlamadı arkadaş. Hiçbir tane mayına rastlamadı, görmedik ya. İşaret vermedi. Hiçbir tane şapka işareti konmadı. Kayserili Asubey çavuşum vardı, Fevzi Çeviker isminde. Asubeyim, bu arkadaş ya selektörü çalıştırmadı, veya burada mayı yok, bura boş. Neyse, karşıdan karşıya, tabii telefonlar da var. Telefonlarla konuşuyoruz. O selektörü bir çalıştırın, herhalde selektör çalışmadı dedi. Şerit çeken arkadaşın başına, selektörün başındaki lafayı tuttu. Selektör çalışmıyormuş. Yani demiri buldu mu selektör bağırır. Veya ibre vardı, ibre evet. oynar. Çalışmıyormuş. Tesadüf yaşamışlar o 50 metrede. 50 metrede tesadüf. Mayın var mı? 5 tane mayın varmış. Yani. Ama hiçbirine de tesadüf olmamış. Tesadüfen bir şey olmamış. Geri dönüşte bize beni teslim ettiğine gelinceye kadar 5 tane mayın buldular. 5'inde telli pimini çektiler. Yani ondan sonra geri çekildiler. Evet. Yani böylece bir hal geldi bak geçti başımıza. Evet. Ama bizden bizim istikam bölümünden ve dördüncü kafileden harpte kalıp da bir şehit veren veyahut kalan olmadı. Orada olmadı. Ha. Ama herif bunalım geçiriyor. İntihar ediyor. O ayrı konu. Öyle de var. Öyle de var. O ayrı konu. Öyle de var. Bir tane asubay çavuşum vardı. O da istikamadı. Edirne'den beri beraberdik. İstanbul'daydı. O oraya vardık. 6 ayda da geri geldi. Evet. Bunalım geçirdi. Geri geldi. Böyle de var. Evet. Abi isminizi alayım ben. Benim ismim 1932 doğum, Eşme doğumlu. Hı. Hasan Güç şimdi halihazır Salih'de oturuyor. Teşekkür ederiz. 1959'da Salih'e geldim. Yani. Hala Salih'de oturuyorum. Ve Salih Gaziler Derneği'nde Başkan yardımcısı. Başkan yardımcısı olarak durmaktayım. Teşekkür ederim. Başka bir gün yine bir muhabbette, sohbette bulunuruz. Lazım olursa ben buradayım. Allah ömür verdikçe gerekeni anlatırız. İnşallah. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. İyi günler efendim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlara ve beni dinleyene ve duyanlara veya hatırlayanlara çok çok selamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet.